1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere aylık toplam hesaplamayı göstermek istiyorum. Bir gider tablom var, gider türlerine ilişkin, tarihlere ilişkin aylık türlere göre toplam almak istiyorum. Pivot tablo yapılabilir tabii ki ama formülle yapmak istersek de topla çarpımı kullanabiliriz. Gider türlerini aldım, ayları 1, 2, 3, 4 diye ifade ettim ve topla çarpımı şu şekilde yazıyorum. Geldim, topla çarpım kritere göre toplam almamı sağlayacak. Sum product İngilizcesi. Başlıyorum, kriterlerimi parantez içine girerek ay alanımız, burası tarih alanımız, F4 ile sabitledim. Eşittir buradaki olan olacak. Burada sabitlemeye dikkat edelim. Sağa doğru kayacağı için F4 tam sabitleme ve satır sabitleme yapıyorum. Yani sütunu değişecek. Burası bitti. Devam ediyorum. İkinci kriterimiz gider alanına, türün alanına ilişkin. Onu da geldim. Buradan yine F4 ile sabitledim. Eşittir bu dedim. Buradaki sabitlemede görmüş olduğunuz gibi F4'e basıyorum. Sütun taraflı olacak. 3 kere bastım. Ve geriye artık ne kaldı? Bizim toplanacak veri alanını belirtmek kaldı F4'te. Parantezlerimi kapatıyorum ve görmüş olduğunuz gibi o ayın toplamlarını hesaplıyorum. Şöyle yaptım ve sağa doğru çektim. O da oldu olacak. Bir de ne yapabiliriz? Bir de grafiğini de çizerek böylelikle aylık şeylerimizi sanıyorum şöyle bir grafik bizim için uygun olacaktır. Üst üste binmişliğin. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi rakamlarını da çıkarırsak işte aylık gelir türlerimizin toplam değerlerini göstermiş olduk.